Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessir emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Hasan abi, bugün manayı ismi ve manayı harfiyle alakalı bir yerden okumak arzu ediyorum. Şimdi bu mesele üstadımız muhtelif yerlerde, birazdan bahsedeceğiz zaten. Manayı harfiyle kainata bakışın önemini bize söylüyor. Hatta diyor ki 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde 4 kelime ile 4 kelam öğrendim. Dediği ifadenin, Mesnevi'nin oradaki bu ifadenin iki kelimesi bu. Manayı ismi ve manayı harfi. Bu noktada ilmi nahve dair birçok meseleyi de bu manayı harfi ve manayı ismiyle öğrendim diyor. Bu manalar bu harflerle açıldı. Bu manayı ismi ve manayı harfi kavramlarıyla açıldı diyor. Aynı zamanda külli, cüz'i kavramları içinde bunu kullanıyor. Şimdi yani üstadımız hani 30 senelik tahsilinde ne öğrendin deseler bu kelimelerle icmal ediyor bu meseleyi. Yani demek ki bu 30 yıllık bir tahsilin ürünü. Bu noktada da tabii genel bir bakış açısı var. Yani manayı harfi ne demek dendiğinde kainata yaratıcısı hesabına bakmak, masnuata, mahlukata yaratıcısı hesabına bakmak gibi genel bir kavram olarak biz biliyoruz ve genel itibariyle de böyle algılanıyor. Yani Risale-i Nur'un çok muhtelif yerlerinde bu kavramları üstadımız kullanıyor. Fakat çok enteresan Barla Laikası'nın son tarafında Refet abinin sorduğu iki sual var. Bir tanesiyle Taif-i Aşere'ye dair. Biri de bu manayı harfi meselesine dair. Orada üstadımız çok enteresan, çok ince, çoğu zaman da dikkatlerden kaçan bir izahat getiriyor. Yani bu mana genel itibariyle belki tashihe muhtaç, belki de tekmile muhtaç olabilir. Orada gözden kaçtığını düşündüğüm hani ikincil bir bakış açısı var. İki bakış açısında 4 tane netice çıkarıyor üstadımız. İnşallah onu burada sizinle paylaşmak arzu ediyorum inşallah. Şimdi bir sunum yaptım ama böyle bir tam tertipte olmayabilir. Şuradan manayı harfi ve mana isminin geçtiği yerleri böyle sunum haline getirdim. İnşallah buradan takibi dinleyen abilerimiz için de sizin için de daha kolay olabilir. Mütalaamız daha kolay olabilir diye. Şimdi buradan inşallah başlayalım. Şimdi üstadımız Mesnevi Nuri Katre'de böyle söylüyor. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde 4 kelime ile 4 kelam öğrendim. Tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden maksat, mana harfi, mana ismi, niyet, nazardır diyor. Şöyle ki diye ilave ediyor. Bir yine aynı şekilde Mesnevi Nuriye'de de Cenab-ı Hakk'a hamdler şükürler olsun ki nahiv meselelerinden isim ile harf arasındaki manevi fark ile çok mühim meseleleri bana öğretmiştir diyor. Yani burada çok mühim meseleleri diyor. Sadece kainata Allah hesabına bakmaktan sanki daha öte bir şeyler var yani bu mana harfi ve mana isminin altında. Bir de tabii bir önceki hani 4 kelime söylerken de bu 2 kelimeyi ayrı şekilde sayması benim dikkatimi çekiyor. Şöyle yani bu mana harfi, mana isminin zıttı olsa, tamamen zıttı olsa hani burada ikisinin birden ifade edilmesi ya israfı kelam gibi olur. Yani iman ve küfür gibi tamamen birbirine zıt olsa manayı harfi bir hidayet bakışı, manayı ismi de bir dalalet bakışı olsa zaten manayı ismiyi zikretmeye gerek yoktu. Fakat burada ikisini müstakillen üstadımız zikrediyor. Burada sanki manayı harfi bizzat bir manayı harfi bakışı var. Bir de mana ismi bakışı var. Bunu Barla Laikası'nda üstadımız bahsediyor. Bir de ilmi nahvin umum kitapları
kitapları başlarında o mesele izah edilmiştir diyor. İsimle harf arasındaki fark, manevi fark. Şimdi bu nedir mesela? Hani Arapçada özellikle isim nedir, fiil nedir, harf nedir dediğimizde hani şöyle özetleyebiliriz. Mesela fiil zamanla kayıtlı olan, zamana taalluk eden, bir olay, oluş, yapılış ifade eden kelimeler. Gelmek, gitmek, oturmak, kalkmak gibi. İsim ise zamanla alakası olmayan ve bizzat kendisi bir mana ifade eden kelimelere de isim diyoruz. Yani kedi gibi, çiçek gibi. Yani bir zamanla kayıtlı değil. Harf ise harfin bizzat kendi bir manası yok. Başkasının manasını ifade ediyor. Başka bir manaya hizmet ediyor. İsim ve fiil gibi manalı kelimelerin manalarına hizmet eden, onlara delalet eden kavramlara da harf deniyor. Tabii Arapçada harf cer gibi, işte min gibi, ila gibi, hani Türkçedeki den, dan ekleri gibi harfler de var. Yani bunlar aslında bizim bildiğimiz bir harf değil. Birkaç harften oluşuyor. Bazıları bir kelimeden oluştuğu halde bunlar harf kavramının içerisine dahil edilmiş. Yani bunun sebebi o kavramların da kendilerinin bizzat bir şey ifade etmeyişi ve isim ve fiil gibi manalı kelimelere hizmet etmesi. O yüzden harfi cer gibi kavramlara da, kelimelere de aslında Arapçada harf denilmiş. Yani mesela evden okula gittim cümlesinde, işte gittim fiildir hepimizin bildiği gibi. Ev, okul isimdir. Evden okula derken den, a ekleri Arapçada manayı bu harf manasında harfi cer kategorisine giriyor. Şimdi mesela ben buraya bir kelime yazdım. Bediüzzaman. Şimdi bu Bediüzzaman kelimesi, yani manayı harfiyle, manayı ismiyle bakmak ne demek? Yani mesela ben bu Bediüzzaman kelimesine baktığımda bu kelimeye bizzat bakıyorum. Bu bir isimdir. Kelimeye bizzat bakıyorum. Harflere tek tek bakmıyorum. Fakat Bediüzzaman kelimesine direkt baktığımda B harfi de nazarıma ilişiyor. E harfi de nazarıma ilişiyor ama bu tebeyi bir şekilde ilişiyor. İkincil olarak onları görüyor. Ve aslında buradaki bu harfler de mesela B harfi, yani orada maksudu bizzat olarak oraya konmuş bir şey değil. Yani ben işte B'yim, ne bileyim alfabenin ikinci harfiyim, işte kıymetim şudur falan. Kendi kıymeti için orada değil. Yani Bediüzzaman kelimesini ifade etmek için orada. Başka bir hizmeti yok. Fakat biz o isme baktığımızda o harfi de orada görüyoruz. Fakat B harfine odaklansak bu sefer Bediüzzaman kelimesi ikincil bir bakış açısında kalıyor. O yüzden hani bu harf neden bu meseleleri manayı harfi ve manayı ismi olarak Bediüzzamanlıları tarif etmiş? İşte aslında bu Arapçadaki bu gelen mana, bu nahiv meselelerinde çok itikadi meseleleri, akaidi meseleleri, nahve dair birçok meseleyi üstadımızın kendi aleminde halletmesine vesile olmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim üstadımız. Bakın bu şimdi nahiv meselelerindeki tarifti. Üstad da Mesnevi Nuriye'de şöyle tarif ediyor. İsim ve harf arasındaki manevi fark ile çok mühim meseleleri bana öğretmiştir Cenab-ı Hak diyor. Harf gayrim manasını izah için bir alet, bir hadim olduğu gibi şu mevcudat da, bu mevcudat, bu masnuat da Esma-i Hüsna'nın tecelliyatını izhar, ifham, izah için bir takım ilahi mektuplardır. Yani nasıl ki harf gayrın manasını ifade etmek için bir hizmetkardır, hizmetçidir, isim ve fiili ifade ediyor. Aynen bu mevcudat da aslında kendisi için yaratılmamış, kendisi için bu dünyaya gönderilmemiş. Bilakis Allah'ın isimlerinin tecellilerini izhar etmek, göstermek, fehmetmek ve izah etmek için bir takım ilahi mektuplardır. Mevcudat da böyledir. Ki içlerinde yazılı delail, deliller, bürhanlar, o harikalıklar birer mucize-i kudrettir. Kudret mucizeleridir. Mevcudat bu vecihle nazara alınması ilim, iman ve hikmettir. Yani mevcudata biz bu şekilde bakarsak bu bizim için ilim, iman ve hikmete dönüşüyor. Fakat isim gibi, şayet isim gibi
müstakil ve maksudu bizzat cihetiyle bakılırsa, yani isme nasıl bakıyorduk biz? Mesela Bediüzzaman isminde bizzat onun için bakıyoruz. İşte biz mevcudata da, yani kainatta, mahlukata, masivaya, mevcudata da bizzat isim gibi müstakil ve maksudu bizzat cihetiyle bakarsak bu küfran ve cehli mürekkep olur diyor. Yani küfran malumunuz küfür örtmek demek. Hani toprak da Arapçada kafir olarak da ifade edilir. Yani hakikatin üstünü örtmektir küfür. Aynı zamanda bir cehli mürekkep olur diyor. Demek ki biz mevcudata bizzat onlar namına bakarsak, müstakilli bizzat olarak bakarsak, biz hakikatin üstünü örtmüş oluyoruz. İşte bu noktadan manayı ismiyle bakmak küfran ve cehli mürekkep olur diye üstadımız ifade ediyor. Şimdi yine Mesnevi Nuriye'de şöyle söylüyor. Bakın biraz önce okuduğumuzun devamı. Diyor ki, mümin olan zat manayı harfiyle, yani gayri bir hadim ve bir alet sıfatıyla kainata bakıyor. Kafir ise manayı ismiyle, yani müstakil bir ağa nazarıyla aleme bakıyor. Yani bu kavramlar da önemli. Müstakil kavramı önemli. Ağa nazarıyla aleme bakıyor. Yani ağa kavramından aklımıza şu geliyor. Yani her bir mevcuda bir vücut veriyor, bir kudret veriyor, müstakil bir varlık veriyor. Kendine de öyle. Ben varım, benim düşüncelerim var, benim de bir bakış açım var, benim de bir vücudum var, benim bir hayatım var gibi. Kendine müstakil bir ağa nazarıyla baktığı gibi bütün mevcudata da bizzat bir ağa nazarıyla bakıyor. Kendine ait kudretleri her birinin istidadı nispetinde onlara taksim ediyor. Bu itibarla her bir masnuda iki vecih vardır. Bir ciheti, şimdi bu masnudaki ciheti söylüyor. Bir ciheti kendi zat ve sıfatından ibarettir. Yani çiçek, çiçek olarak kendine ait bir zatı var ve kendine ait sıfatları var. Kırmızıdır, yeşil yaprakları vardır, hakeza. İkinci ciheti ise saniye ve Esma-i Hüsna'dan kendisine olan tecelliyata bakar. Yani masnuatta iki yön var. Biri kendine bakıyor, birisi de Allah'ın isimlerinin tecellilerine bakan bir yönü var. İşte bu ikinci cihetin dairesi daha geniş ve mealce daha kamildir. Zira bir harf kendi zatına bir harf miktarı, o da bir vecihle delalet eder. Katibine çok vecihlerle delalet eder ve katibini bakanlara tarif ve tavsif eder diye masnuattaki iki yönden bahsediyor burada. Bu aslında şu andaki birinci konumuz bu değil. Masnuat tarafına bakmayacağız şu anda biz. Biz bakış açısı tarafından nazar itibariyle mana harfi, mana ismiye bakacağız. Fakat buradaki bu izahı da üstadımız buraya derc etmiş. Yani mesela bir çiçek kendi zatına bakan bir yönü var. Bir de Esma-i Hüsna'nın tecelliyatına bakan bir yönü var diye üstadımız burada ifade etmiş. Şimdi burada Mesnevi Nuriye'deki yerin devamını okuyacak olursak, dört kelimeyle dört kelam öğrendim. Manayı harfi, manayı ismi, niyet, nazardır demişti üstadımız. Tabi burada nazar da aslında bakış açısı demek. Bu da aslında müstakil bir ders, önemli bir mevzu. Fakat manayı harfi, manayı ismiye de yakın biraz. Nazar tabi bir bakış açısı demek. Yani nereden nereye doğru bakıyoruz? Yani açı olması için, bir nazar olması için iki nokta lazım. Tabii manayı harfi nazarı, mana ismi nazarı da yine bu nazar kavramının içerisinde. Fakat burada mesela evvelden ahire bakmak, ahirden evvele bakmak, zahirden batına, batından zahire bakmak gibi aslında bu bakış açısını doğru yakalayamadığımız için birçok meseleleri çözmekte zorlanıyoruz. Veya mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yani Allah diyor bazen bir ayet indirir. Mesela sivrisinekten örnek veriyor. Diyor ki yudillu bi kesiran ve yehdi bi kesiran. Yani bunu okudukları zaman diyor bu ayeti okuyanların birçoğu hidayete geliyor. Aynı ayete bakıyor. Birçoğu küfre sapıyor. Yani insan bazen düşünüyor, yani nasıl oluyor? Biz insan olarak aslında istidatlarımız,
ene noktasında bir çekirdek olarak bize derc edilmiş. Yani insan kerim bir mahluk, şerefli bir mahluk. Yani herkes Allah'ı bulabilecek bir istidatta yaratıldığı halde, kainata baktığı zaman, önüne ayetler geldiği zaman, bir peygamber geldiği zaman, yani neden bunlara bakışı farklı oluyor? Neden kimileri iman ediyor aynı ayetle, kimileri inkara sapıyor? İşte aslında bunun en önemli sırrı bu nazar meselesi. Doğru bir yerden, doğru tarafa bakılamadığından kaynaklanıyor ki bunu üstadımız Asar-ı Bediye'de bunu biraz ifade ediyor. Yani bu meseleler nazaridir diyor. Yani o bakış açısı, o görüş farklılığından kaynaklanıyor. Aslında bizim hem kendi açımızdan hem de tebliğ metodu olarak aslında insanların sadece doğru bakış açısını yakalamasını sağlamamız mesele için yeterli olacaktır. Doğru bakış açısıyla bakmayan bir insanın da zaten iman etmesi pek mümkün değil. Şimdi nazar meselesi böyle bu müstakil bir ders. İnşallah tekrar bu meseleye gelinir. Fakat burada mana harfi, mana ismi de aslında nazarla alakalı. Bir nevi niyet de aslında nazarla alakalı. Yine bu dört kelime aslında birbirine yakın kelimeler. Şimdi bakın şurada şöyle söylüyor. Bu aynen Mesnevi Nuriye'deki yerin devamını okuyorum. Hatta şuradan kitaptan da takip edelim. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hakk'ın masivasına, yani kainata, bu masiva ve kainat yani dikkat çekilmesi gereken bir şey. Çünkü yani nereye baktığımıza göre değişiyor bu. Yani Allah'ın dışındaki her şeye bakarken, yani kainata bakarken manayı harfiyle ve onun hesabına, yani Allah hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle, yani esbab hesabına bakmak hatadır diyor üstadımız. Evet, her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti Hakk'a bakar, diğer ciheti de halka bakar. Şimdi demek ki bizim baktığımız yönde, bir baktığımız bir kadraj içerisinde, bir kare, bir pencere içerisinde hem Hakk'a bakan yön var, hem de halka bakan yön var. Tek bakışta iki yön de bizim gözümüzün önünde. Fakat diyor ki üstadımız, halka bakan cihet, Hakk'a bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi, altında Hakk'a bakan cihete isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Şimdi demek ki hak ve halk bizim bakış açımızda, Hasan abi sesiniz kapalı herhalde, gelmiyor. Bir şey söylediniz mi bilmiyorum ama. Tamam. Şimdi demek ki aynı pencereden baktığımızda hak ve halk aynı bakış açısında görünecek. Fakat diyor ki halk, yani Cenab-ı Hak böyle kendini gizlediği için hak tarafı gizli, daha perdeli, perdenin arkasında duruyor. Halk önde. Biz baktığımız zaman hep masnuatı görüyoruz, mevcudatı görüyoruz. Allah'ı göremiyoruz. Abi. Bu şekilde yaratılmış. Şimdi Burak kardeş, senin sesin de kapandı. Senin sesin de kapandı. Sesini açıver. Diğer sesler kapatırken seni de kapattılar. Açılmadı sesin. Şimdi açıldı mı? Şimdi açıldı. Tamam. Ben kapatıyorum. Şimdi demek ki halka bakan cihet, Hakk'a bakan cihete tenteneli bir perde gibi olsun diyor üstadımız. Demek ki halka bakan yön böyle bir delikli bir perde gibi düşünelim. Bir tel örgü gibi düşünelim. Halk böyle olacak. O delikli perdenin arkasından Hakk'ı görecek şekilde olmalı. Veyahut da şeffaf bir cam parçası gibi olmalı. Yani halk, mahlukat, masnuat gözümüzün önünde olunca o masnuat bizim için şeffaf bir cam parçası gibi olsun ki biz onun arkasında Hakk'ı görelim. Allah'ı, esma ve sıfatının tecellilerini bulabilelim diye üstadımız bu şekilde
tarif ediyor. Buradaki bakın iki yön önemli. Yani hakka bakması ve halka bakması aynı pencerenin, halk ve hakka bakması kavramı da inşallah aklımızda olsun. Bir de tenteneli bir perde kavramı da ve şeffaf bir cam parçası kavramı da aslında önemli bir kavram bu manay harfi için. Yani bir bakışta iki yön var. Hakka ve halka bakan yönler. Ve tenteneli bir perde, aynen şuradaki delikli bir perde veya bir çit gibi, onun arkasını görmemiz gerekiyor. Bu ön tarafta olan mahlukat, masnuat, arka tarafta olan hak tarafı olmalı diyor. Veya şeffaf bir cam parçası gibi o cam parçasının arkasından masnuatı, masnuatın arkasından Allah'ı, hakkı görmemiz gerekiyor. Binaenaleyh nimete bakıldığı zaman mün'im. Yani önümüzde nimet olacak, nimet tenteneli bir perde olacak. Biz o nimete baktığımızda arkasında mün'imi görebilelim. Sanata bakıldığı zaman sani, esbaba nazar edildiği vakit müessir-i hakiki zihne ve fikre gelmelidir diyor üstadımız. Bu Mesnevi Nuriye'de aslında bu mana harfi ve mana ismi meselesini çok kıymetli olduğunu ifade ettiği yer burası. Şimdi burada Barla Laikası 358 zincir sayfada aslında kritik izahı üstadımız burada yapıyor, bu mana harfi ve mana ismiyle ilgili kritik izahı burada yapıyor. Refet abiye yapıyor bunu. Diyor ki senin ikinci sualin olan manay ismi ile manay harfinin bahsi ise İlmi Nahvin umum kitapları başlarında o mesele izah edildiği gibi İlmi Hakikat'in sözler ve mektubatlar namındaki risalelerinde temsilatla kafi beyanat vardır. Senin gibi zeki ve müdakkik bir zata karşı fazla izahat fazla oluyor diyor. Ve abi çok kritik bir izaha geçiyor şimdi burada. Şimdi diyor ki bakın sen diyor aynaya baksan, şimdi bizim önümüzde bir ayna var. Refet abiye tarif ediyor bunu. Sen aynaya baksan, eğer aynaya şişe için bakarsan, yani sen aynanın camına bakmayı kastediyorsun. Aynanın mesela camında bir leke var, bir kir var. Aynanın camına bakarsan camı kasten görürsün, şişeyi kasten görürsün. Fakat içinde refete, tebeyi dolayısıyla nazarın ilişir. Yani sen içinde refeti de görürsün. Cama baktığımız zaman arkasında kendimizi de görebiliyoruz. Veya mesela şimdi bizi dinleyen abilerimiz ya bilgisayardan ya telefondan dinliyorlar. Şimdi telefonun camında bir kir olsa o kire odaklandığımız zaman kasten ona bakıyoruz. Gözümüzün odağını oraya fokusluyoruz. Fakat arka tarafta ekranda görünüyor yani. İkincil olarak ekranı da görüyoruz. Aynı bunun gibi sen aynaya aynanın camı için bakarsan diyor kasten onu görürsün. Fakat içinde refeti de nazarın ilişir diyor. İkincisi, ikinci bakış, eğer maksadın mübarek simanıza bakmak için aynaya baktın, o zaman sevimli refeti kasten görürsün. Şimdi biz gözümüzün odak noktasını artık camı camdan çevirdik ve kendimize bakıyoruz. Kendimize baktığımızda kendini kasten bizzat görürsün. Tebarekallah senül halikın dersin. Yani yaratma mertebelerinin en yücesinde olan Allah şanı ne yücedir ilahir dersin. Ayna şişesi tebeyi dolayısıyla nazarın ilişir. Yani sen kendine kasıtlı baktığında aynanın camını da görürsün. O camın üstünde bir kir varsa onu da görürsün. Fakat burada abi çok önemli bir nokta var. Yani bazen dikkatten kaçan. Burada aynı karede gözümüzü odakladığımız noktayı üstadımız bize tarif ediyor. Kendine odaklarsan camı tebeyi olarak görürsün. Cama odaklanırsan da diyor kendini tebeyi ikinci olarak görürsün. O şekilde nazarın ilişir diyor. Şimdi bununla ilgili mesela şöyle düşünelim. Bakın şimdi bu bir cam olsun. Camın üstünde kirler var. Ekrana yansıyor mu bilmiyorum. Şimdi buna biz baktığımızda arka tarafta kendimiz bulanık tarafta kalıyoruz. Dikkatimiz cam üzerine odaklandı şimdi. Arka tarafta kendi simamız da var fakat o bulanık görünüyor.
Şimdi bu şekilde diyor, birincisi bu. Yani birinci bakış bu, bakın abi. Diyor ki aynaya, aynanın camı için bakarsan refete tebeyi olarak nazarın ilişir. Şimdi biz burada aynaya camı için bakıyoruz. Arkada da kendimiz bulanık olarak görünüyor. Şimdi ikinci bakış ise şu, ikincisi şu, mübarek simana bakmak için, kendine bakmak için aynaya baktın. Bu sefer cama dolayısıyla nazarın ilişir diyor. Mesela baktık, şimdi kendimiz net görünüyoruz. Camdaki bulanık taraf şurada kaldı yani. Demek ki aynı karede odak noktası olarak iki bakış var. Şimdi bu iki bakış açısını, bu iki bakışı bakın üstadımız nasıl tarif ediyor? Nasıl tarif ediyor? Diyor ki işte birinci surette, birinci surette şuraya yukarıya yazdım. Yani aynaya, aynanın camı için bakarsan aynanın camını görürsün. Dolayısıyla refleti görürsün diyor. Burası biraz şey, kritik. Şimdi birinci surette diyor ki ayna şişesi manayı ismidir. Refet manayı harfi oluyor. Yani senin kasten baktığın yer manayı ismidir. Dolayısıyla nazarın ilişen yer manayı harfidir diyor. Cama bakarsan, cama manayı ismiyle bakıyorsun kasten, manayı harfi tarafında senin simana da gözün ilişiyor, nazarın ilişiyor. Fakat ona kasten bakmıyorsun sen. O bulanık tarafta kasten baktığın cam tarafı. Dolayısıyla ayna şişesi mana ismidir diyor. Aynanın camı mana ismidir. Refet mana harfi oluyor. Şimdi ikinci surette nasıl oluyor bakın. Yani bakın cam mana ismi oldu. Arkadaki görüntü mana harfi oldu abi. Cam tarafı mana ismi oldu. Arka taraf mana harfi oldu. Şimdi ikinci surette nasıl? Bu tersine dönecek ikinci surette. Diyor ki ikinci suret, eğer mübarek simanına bakmak için aynaya baktın, bu sefer sen refeti kasten görürsün. Aynanın şişesine de dolayısıyla nazarın ilişir. İkinci surette nasıl oluyor? Ayna şişesi mana harfidir. Bakın biraz önce ayna şişesi mana ismiydi. Refet mana harfiydi. Burada ise ayna şişesi mana harfidir. Neden? İkincil olarak onu görüyorsun sen. Akis, yani refet mana ismidir diyor. Yani buradan şunu çıkarıyoruz abi. Kasten baktığımız yer mana ismidir. İkincil olarak nazarımıza ilişen mana harfidir. Aynı karede kasten bakılan mana ismidir. İkincil olarak ilişen ise mana harfidir. Yani mana ismi nedir? Akis tarafı nedir? Dalla ala ma'nen fi nefsihi. Yani bizzat kendi nefsine delalet eder mana ismi kasten bakılan. Olan tarifi isme bir cihette dahildir. Refet mana ismidedir ve ismin tarifine bir cihette dahildir. Ayna ise, ayna ne oldu? Dalla ala ma'nen fi gayrihi. Yani gayrın manasına delalet eder ki harfin tarifine mansada kudur. Şimdi burada genelde bu birinci ve ikinci suretteki bu mana sadece şöyle algılanıyor. Yani aynanın camı mana harfidir. Oradaki akis mana ismidir. Dolayısıyla ayna aslında içindekini göstermek için oradadır. Doğru. Mahlukat da Allah'ı göstermek için vardır. Mana harfinin tarifi budur gibi sadece icmal ediliyor. Tabii ki burada üstadımız aynı aynaya bakarken diyor ki kendine bakarsan kendine bakışın mana ismidir. Cam tarafı mana harfide kalıyor. İkinci taraf. Cama kasten bakarsan cam mana ismidir. Sen mana harfide kalıyorsun diyor. Şimdi buradan üstadımızın bu tarifinden biz şunu anlıyoruz ki yani üstadımız şunu söylüyor. Mahlukata manayı harfiyle bak. Şimdi mahlukata manayı harfiyle bak demek ne demek yani? Manayı harfi taraf ikincil taraftı. Manayı harfi taraf bulanık olan taraftı. Yani diyor ki mansivaya, mahlukata, masnuata bulanık tarafta kalacak şekilde bak. Bu bakış
mana ismiyle Allah'a bakmaktır. Yani insan mana harfiyle kainata bakınca mana ismiyle Allah'a bakmış oluyor. Tersi olduğu zaman siz mana ismiyle kainata baktığınızda Allah mana harfi tarafında kalıyor. Hak tarafı bulanık tarafta kalıyor. Hatta iyice odaklandıkça bir nevi görünmez hale geliyor. Yani mesela Hasan abi şimdi mesela gözlük kullananlar bilirler. Mesela şimdi gözlüğü böyle gözümüze taktığımızda, mesela gözlük, şu anda elimde bir gözlük var, camları kirli. Şimdi ben dikkatimi gözlüğün camına verdiğimde arkadaki görüntüleri de görüyorum. Şimdi cama mana ismiyle bakıyorum, camı temizlemek için. Arkadaki görüntüler mana harfiyle yine gözüme ilişiyor. Fakat gözlüğün camını temizliyorum, gözüme takıyorum bunu. Şimdi gözüme taktığımda artık ben camın arkasına odaklanıyorum. Camın arkasına odaklandığım yer mana ismi oluyor. Ve gözlük artık mana harfide kalıyor. Hatta öylesine mana harfide kalıyor ki mesela insan ilk gözlük taktığı zaman gözlüğü gözünde görür yani. Fark eder. Ama bir süre sonra göz öyle fokuslanıyor ki, öyle odaklanıyor ki artık sanki gözünde gözlük yokmuş gibi. Gözlük öylesine mana harfi tarafında kalır ki gözlük camın arkasındaki baktığı odak nokta öylesine mana ismi de kalır ki artık bunu yok sayacak noktaya gelir. Yok gibi olur yani. Aslında üstadımızın mesela bu konuya alakadar olan vacibül vücut meselesi, vahdet-i vücut meselesi Mesnevi Nuriye'nin sonunda bununla alakalı, yani masnuata öylesine Allah'a odaklanarak bakmışlar ki orada da aslında iki cihet var. Muhakkik-i Sofiye'nin bir bakışı var. Bir de Sofesta'yı ve itikadı zayıf olan vacibül vücutçuların bakışı var diye. Üstadımız bunu ikiye ayırıyor. İşte bir tanesi Allah'a odaklandığı için artık mahlukatı görmez hale geliyor. Bu yüksek ehli ilim ve muhakkikini sofiyeye bakan tarafı. Ama buna odaklanamayanlar maddeye odaklanıyorlar. Onu sonra vaktimiz olursa okuruz. Tersine odaklandıkları için bakın vacib-i vücut mesleğinde dalalete gidenler, hataya gidenler olmuşlar. Yani meslek bizzat hata olmadığı halde o mesele insanın bakış açısından hatalı bakış açısı sebebiyle yanlışa götürebiliyor. Şimdi burada abi bu tenteneli perde ve şeffaf bir cam parçası gibi tabirini üstadımız kullanmıştı. Tenteneli perde nasıl olabilir? Bakın şurada bir bakış açısı var. Bu tentene görüyoruz şu anda biz. Tentenenin arkasında bir görüntü var. Şimdi gözümüz odak noktasında tentene olduğu için şu anda biz manayı ismi de bu tentene var. Bu telçit var. Bakın arka taraf manayı harfide kalıyor. Bulanık tarafta ve biz onu görmüyoruz buraya odaklandığımız için. Şimdi gözümüzün odak noktasını değiştireceğiz. Arka tarafına doğru bakacağız. Pardon. Arka tarafına doğru gözümüzü odakladığımızda bakın şimdi o teller yavaş yavaş kayboluyor. Gözümüzün odak noktası arkasında biz başka bir manzarayı görüyoruz. Zannediyorum Kubbetü's Sahra olması lazım bu. Şimdi bu Kubbetü's Sahra'ya ben gözümü odakladığımda aynı kare içinde bakın. Aynı yere bakan cihette Hakk'a bakan ve halka bakan ciheti var demişti üstadımız. Şimdi halka bakan taraf tenteneli bir perde gibi olsun. Arka tarafta Hakk'a bakan tarafı göstersin demişti. Yani sen o tentenenin arkasına odaklan. O şeffaf cam parçasının arkasına odaklan. Masnuatın arkasına odaklan, Hakk'ı gör demişti. Bakın şimdi bu Kubbetü's Sahra manayı ismi de kaldı. O tenteneli çit ise manayı harfi de kaldı. Ben manayı ismiyle kasten Kubbetü's Sahra'ya bakıyorum. Tenteneli perde manayı harfi de kaldı. Peki ilk bakışımda nasıldı? İlk bakışım ise şöyleydi. Tenteneyi görüyordum. Kubbetü's Sahra'yı görmüyordum.
Şimdi bu tentene mana ismi deydi. Arka tarafta kalan Kubbetü Sahra manayı harfide kalmıştı. Şimdi demek ki bunda iki bakış açısı ve dört netice var. Yani aynı noktaya baktığımızda gözümüzün odakladığımız noktaya göre mana ismi ve mana harfi bakış açısı değişiyor. Yani aslında ifade doğru, icmalen masnuata, mevcudata mana harfiyle bakmak manası doğru. Fakat bu mana Allah'a mana ismiyle bakmak manasına geliyor. Barla layıkasındaki izaha göre. Yani mahlukata mana harfiyle bakarsanız Allah'a esma ve sıfatlarının mana ismiyle bakmış oluyorsunuz. Tersi olursa mahlukata mana ismiyle bakınca bu sefer Allah mana harfi tarafında kalıyor diyor. Şimdi bununla ilgili bir şey daha var. Mesela yine bir şöyle bir bakın arka tarafta bir çiçek var. Arka tarafta bir görüntü var. Ön taraftaki yapraklar bulanık görünüyor. Arka taraf mana ismiyle bakıyoruz şimdi. Arka tarafı net görüyoruz. Ön taraftaki yapraklar mana harfide kalıyor. Şimdi bunu gözümüzün odak noktasını yaklaştırıyoruz şimdi. Ön taraflara bakacağız. Ön taraftaki yapraklar netleşiyor. Hatta daha öndekiler iyice netleşiyor. Bakın şimdi arka taraf tamamen mana harfi tarafında kaldı. Bulanık tarafta kaldı. Bir karede iki ayrı şeyi görmüş oluyoruz. Şimdi aynen gözlüğün camına odaklanmak gibi bu şekilde mana harfi ve mana ismi. Mesela cama bakarsak arkada mana harfi de kalmış oluyor. Fakat arka tarafa gözümüzü odakladığımızda gözlük gözümüzde görünmez hale geliyor. Şimdi buradan abi şöyle bir tablo çıkmış oluyor. Yani kasten baktıklarımız şu yani bunu tekrar şey yapmaya gerek yok. Şuradan netice olarak çıkan mana bu kasten baktıklarımız birinci olarak baktıklarımız mana ismidir. Tebeye olarak bakılanlar ise mana harfi tarafıdır. Aynanın şişesine mana ismiyle baktığında kendin mana harfi de kalırsın. Kendine mana ismiyle bakarsan aynanın camı mana harfi de kalır diyor üstadımız. Yani bu ne demektir? Sen Allah'a mana ismiyle bakarsan kainata, Allah'a mana ismiyle bakarsan kainata mana harfiyle bakmış olursun. Kainata mana harfiyle bakarsan da Allah'a mana ismiyle bakmış olursun. Demek burada bir hidayet ve dalalet bakışı var. Fakat bu şu demek değil. Yani mana ismiyle bakmak dalalettir demek değil. Odaklandığımız yer Allah ise, esma ve sıfatı ise onun mana ismiyle bakmak, mahlukata mana harfiyle bakmak manasını tazammun etmiş oluyor. Abi burada bir virgül koyalım. Abilerimizden katkı sağlayacak olan veya olumlu olumsuz fikir beyan edecek olan hususan siz ifade etmek özür ederseniz abi buyurun. Yoksa devamında yani mana harfiyle bakışlar nerelerde geçiyor? Üstadımız ne şekilde bakıyor? Onları birkaç yerde yine okumak istiyorum yani. Şimdi abi bu biraz önce ifade etmeye çalışmıştım aslında bu vahdet-i vücut meselesi. Bu bugünkü bizzat bir konu değil. Fakat mesela bu şu mana abi önemli. Şimdi üstadımız yani 30 senelik bir ilmin ürünü eğer iki kelime ise bu, dört kelime ve bu dört kelimeden ikisi mana harfi ve mana ismi ise ya bu sadece kainata Allah hesabına bakmak gibi bir cümle olmamış. Bu çok meseleleri ben bununla hallettim diyorsa üstadımız bu sadece kainata Allah hesabına bakmak olmamalı. Çünkü çok ilmi nahve dair meseleleri bunu hallettim diyor. Şimdi onlarla ilgili birkaç örnek vereceğim. Mesela nasıl oluyor mana harfi ve mana ismi bakışı. Mesela vacibül vücut mesleğini, vahdet-i vücut mesleğini üstadımız Mesnevi Nuriye'nin sonunda şöyle ayırıyor. Diyor ki madde perver hükema ve zayıfül itikat ehli nazarın vahdet-i vücudu ile evliyanın vahdet-i vücudu tamamen birbirinin zıttıdır. Yani aynı vahdet-i vücut fakat madde perest
Sofestayiler, hükemalar, felsefeciler ve itikadı zayıf olan ehli iman bu vahdetil vücut meselesine bakarken evliyanın vahdetil vücudu gibi olmuyor. Bunlar tamamen zıt birbirinden. Beş cihetten fark vardır diyor. Bakın evliyanın yani muhakkikinin, sofiyenin bakışı diyor ki vacibül vücudu o kadar hasrı nazar etmişler ve müstarak olmuş ve ehemmiyet vermişler ki onun hesabına kainatın vücudunu inkar etmişler. Şimdi bu istikametli olan taraf, üstadımızın istikametli taraf olarak tarif ettiği kısım burası. Yani bunlar vacibül vücuda nazarlarını hasretmişler ve kainatın vücudunu inkar etmek noktasına gelmişler. Hükema ise, zayıf itikatta olanlar ise maddeye o kadar hasrını nazar etmişler ki ve müstarak olmuşlar ki fehm-i uluhiyetten uzaklaşmışlar. Şimdi burada neden bunlar maddeye o kadar hasrı nazar ediyorlar? Şu sebeple üstadımız bunu uluhiyeti sariye diye ifade ediyor. Yani vahdet-i vücut mesleği Allah'tan başka vücut sahibi olan yoktur diye diye bu sefer diyor ki gözümüzün önünde mevcudat var. İşte onlar da Allah'tır. Yani Allah öyle görünüyor. Uluhiyet onlara sirayet ediyor gibi maddeye uluhiyet verme noktasına gelmişler. Her şey Allah'tır. Ben de Allah'ım, sen de Allah'sın. İşte mahsunat da Allah'tır. Allah'ın tecellileridir. Hatta zatıdır. Oraya sirayet etmiş gibi bir dalalet bakış açısına düşmüşler. Bu bakış maddeye odaklanmalarına sebebiyet vermiş. Yani çiçeğe bakıyor. Çiçeği Allah gibi görünce çiçeğe aşık oluyor. Çiçeğe odaklanıyor. Bakın çiçeğe odaklanmak bu sefer insanı fehm-i uluhiyetten uzaklaştırıyor. Yani dolayısıyla her şeyi maddede görmüşler. Uluhiyeti ona mezcetmişler. Dolayısıyla dalalet bir tarike gitmişler diyor. Yine evliyanın vahdet-i vücudu, vahdet-i şuhudu tazammunlardır. Aslında bunlar muhakkikün sofiye Allah'tan başka vücut yoktur demiyorlar da bunların bakışı daha çok vahdet-i şuhud gibi. Yani Allah'tan başkasını görmemek, onu ondan başkasını nazara almamak, sarfı nazar etmek manasında bakıyorlar. Fakat hükema ise, sofestayiler ise vahdet-i mevcudu tazammun eder. Mevcut ismi mef'uldür. Yani vücuda gelmiş demek. Onlar her şeyi mevcut nazarıyla baktığı için her şeyi Allah gibi görüyorlar. İşte bu dalalet bakış açısı olmuş oluyor. Hakeza, yani bunu çok uzatmayalım. Bunların meslekleri zevkidir, diğerleri nazarıdır, görüştür bakış açısına göre. Bakın şurada bu dördüncü maddede bizzat mana harfi ve mana ismi meselesini üstadımız nazar veriyor. Şimdi evliyanın vahdet-i vücudu nedir? Evvelen ve bizzat hakka bakar, tebeye olarak halka bakar. Hükema ise, zayıf itikatlı olanlar ise evvelen ve bizzat yani mana ismiyle halka bakarlar. Bu sebeple hak tarafı, Allah tarafı manayı harfi tarafında, bulanık tarafta kalmış olur. Yine burada, beşincisi bunlar hüdaperestler. Diğerleri otperestler. Buyurun abi. Burada böyle bu Allah razı olsun bunu çok güzel şey yaptın. O kadar ciddi bir şeye dönüşmüş ki yani sıradan bir şey değil bu. Ne oldu biliyor musunuz? Yani Şia mezhebinin temelini oluşturuyor. Gözden kaçıyor bu. Bir de Hristiyanlıkta ikisi bir İslam tarafı gözüküyor Şia. Bir de Hristiyanlık farklı gözüküyor ama bak bunu içeriyor. Nedir o? Mesela Hazreti Ali'ye uygulama olsun diye söylüyorum. Tanrı'nın yeryüzündeki görünüşü. Mesela ayetullahlar var şimdi. Sistani'dir, şudur budur. Bunlar Allah'ın yeryüzündeki görüntüleri de deniliyor. Yani eylemsel göstermek istiyorum. Onların konuştukları ayettir. Kimi ne söylüyorsa, kimisi cennete, kimisini cehenneme istediğini koyar. Onun konuşması Allah'ın konuşmasıdır.
bu neye döndü? Bu oldu. İsa Aleyhisselam'ın da baba oğul meselesi şeydir. İslam ekolünde de panteistler böyle oldu. Panteistler biraz farklı oldu ama sonuç öyle oldu. Nasıl oldu? Tanrı'nın en güzel yarattığı insan kemal bula 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 tanrılaşır. Onun için namaz kılmazlar panteistler. Tanrı olduğu için. Bu anlattığın o kadar ciddi şey ki bugün Şia mevzusu bu. Yani madde perestler. Ama uygulamaya baktığımız zaman gerçi Şia'da 33 kol var. En ifratı da şeydir. İsa Ali, Hazreti Ali'ye şey diyorlar haşa ilah. En mütedili, ehl-i sünnete çok yakın malum ustadımız Seydiler diyor Yemen'de. İşte bu o kadar acayip böyle bakmışlar ki tanrılaştırdılar. Onu söylemek istedim. Şia bugün şu yanlış bakışın sonucudur. Hristiyanlık da öyle. Evet abi, Allah razı olsun. Yani şimdi üstadımızın bu manayı harfin ve manayı ismi bakışı böyle 30-40 senelik ömrünün, yani 40 senede ne öğrendin deseler, ben bunu öğrendim deyişi, yani bütün meselelerin çözümü gibi, bütün bakış açılarının çözümü gibi ve İslamiyet'te, mezheplerde bu ayrışmaların, bu dalalete gidişlerin asıl sebebi bu bakış açısının bozukluğu, nazardaki bozukluk, mana ismi ve mana harfideki bakışın bozukluğu. Yani bu bakışı doğru yakalayamama sebebiyle demek ki insanlar hep hatalara düşmüşler. Üstadımızın da bir 30 yıllık ilminin böyle hülasasını bu şekilde izah etmiş oluyor. Tabii bunun gibi abi yani birçok mesele var aslında. Mesela şimdi biz buradan şunu anlamış oluyoruz. Yani biz bir meseleye bakarken mana harfi ve mana ismi meselesi, yani bir pencerede hak ve halk cem olmuş şekilde görünecek. Fakat biz o halkın arasından hakka bakan yönünü bulacağız. Mesela şimdi örnek abi, mesela biz Risale-i Nur'a odaklanıyoruz. Mana ismiyle odaklanıyoruz. Birçok manalar açılıyor, istifade ediyoruz. Mana harfi de halk kalıyor, masnuat kalıyor veya işte diğer şeylerden tecerrüt ediyoruz ve Risale-i odaklanıyoruz. Bakın onlar mana harfi de kaldı. Biz mana ismiyle Risale-i odaklandık. Şimdi Risale-i Nur'a odaklanıyoruz. Kur'an'la biz Risale-i Nur'u yan yana getirdiğimizde, şimdi üstadımız diyor ki mesela bir adam diyor İbni Hacer'e, şurada ifade vardı, hemen onu ifade edeyim. İbni Hacer'e nazar ettiği vakit diyor, Kur'an'ı anlamak ve Kur'an ne dediğini öğrenmek maksadıyla nazar etmeli. Yoksa İbni Hacer'in ne dediğini anlamak maksadıyla değil. Şimdi Risale-i Nur mesela, yine üstadımız diyor ki şeriat kitapları diyor birer şeffaf cam gibi olması lazım. Yani Kur'an vekil ve Kur'an vekil kabul etmez diyor. Kur'an ayna ister kendine. Yani bütün şeriat kitapları, bütün İslam kitapları, Risale-i Nur da buna dahildir. Aslında bizi Kur'an'a odaklayan, mana ismi de Kur'an'ı bize anlatan bir eser yani. Şimdi mesela yine diyor ki üstadımız, lemaatte olacak yani, Cumhur-u Nas'ı diyor, bu delillerden ziyade mehazın kutsiyeti imtisale sevk eder. Yani bunun kaynağı ne yani? Bu eserin kaynağı ne? Kur'an'dır dendiği zaman, bakın Kur'an'a aynı olduğu zaman bir anda ne oluyor? Mehazin kuvveti senin o getirdiğin delillerin çok ötesine geçebilir diyor. Şimdi bu noktadan baktığımızda şimdi ne olmuş olacak? Biz mana ismiyle Kur'an'a odaklanıyoruz. Mana harfi Risale-i Nur Kur'an'a hizmet etmiş oluyor. Peki Kur'an neye hizmet etmiş oluyor? Kur'an'ı niye okuyoruz? Kur'an mana harfi de kaldığında Allah mana ismi de kalıyor ki Kur'an bize Allah'ı tanıtan kelamullah'tır. Yani bu iki bakış açısı, yani Allah Kur'an'la kıyaslandığı zaman, peygamberle kıyaslandığı zaman, Risale-i Nur'la Kur'an kıyaslandığı zaman, Risale-i Nur'la sair eserler kıyaslandığı zaman,
hep odak noktamızı nereye götürmemiz gerektiği, nereye fokuslanmamız gerektiği noktasında bize bir nazar sağlıyor, bir bakış açısı sağlıyor. İşte hani bu mesele demek ki ilmi nahvin birçok meselelerine, akaide dair birçok meselelerine bu bakış açısının üstadımızın çözüm sağladığını söylemiş oluyor. Mesela şurada bir ifade var abi, onu ekrana paylaşayım isterseniz. Bir saniye. Mesela diyor ki İslamiyet der la halika illahu, Allah'tan başka halik yaratıcı yoktur. Hem vesait ve esbabı müessiri hakiki olarak kabul etmez. Vasıtaya manayı harfi nazarıyla bakar. Yani bütün esbab, bütün sebepler manayı harfidir. Müessiri hakiki değildir. Müessiri hakiki mana ismidedir. Bütün esbab ve vesait ise manayı harfidedir. Böyle bakar. Akide-i tevhid ve vazife-i teslim ve tevfiz öyle ister. Tahrif sebebiyle şimdiki Hristiyanlık esbab ve vesaiti müessir bilir. Biraz önce sizin bahsettiğiniz, dikkat çektiğiniz mana abi. Onlar mana ismi nazarıyla bakar. Yahudiler de böyle bakıyor. Sofistayiler böyle bakıyor. Panteistler yine böyle bakıyor. Siz biraz önce ifade etmiştiniz. Yani Hristiyanlık esbab ve vasıtaları müessir biliyor. Onlara mana ismiyle bakıyor. Sonra Allah mana harfi tarafında kalıyor. Fakat İslamiyet manayı harfi nazarıyla bakar mevcudata diyor. Akide-i velediyet ve fikri ruhbaniyet öyle ister, öyle sevk eder. Yani bunların bakış açısı ve akideleri böyle yani. Onlar azizlerine mana ismiyle birer menba-i feyiz ve güneşin ziyasından bir fikre göre istihale etmiş lambanın nuru gibi birer madeni nur nazarıyla bakıyorlar. Şimdi onlar işte rahiplerine, azizlerine mana ismiyle bakıyorlar. Menba oradan geliyor, kaynak oradan geliyor. Günah çıkarıyorlar. Merci odur diyor yani. Bakın üstadımız nasıl bir tasihat yapıyor abi. Biz ise evliyaya manayı harfiyle, yani ayna güneşin ziyasını neşrettiği gibi. Ya ayna nedir ki yani? Aynanın hiçbir kıymeti yok yani. Sadece akis manası vardır. Güneşin ziyasını neşrettiği gibi birer makesi tecelli nazarıyla bakıyoruz diyor ve haşiye düşmüş. Nakşibendi rabıtası bu sırra bina edilmiştir diyor. Bakın nasıl şimdi büyük bir cemaati, bir tarikati, yani böyle şirk ithamından üstadımız nasıl kurtarıyor? Yani onlar şeyhlerine menba-i feyiz olarak bakmıyorlar ki. Mana ismiyle bakmıyorlar. Mana harfiyle bakıyorlar. Yani bu bakış, hani mesela şefaat veya işte bu Vehhabilerin ifrat tarafları hep bundan geliyor. Yani biz bir evliyadan dua istemiyoruz ki, evliyadan yardım istese bile bir insan ne yapmış oluyor? Onu mana ismiyle ona söylemiyor ki yani. Ben şimdi başıma bir tak gelecek olduğu zaman bir metali şöyle kafama tutuyorum ve onu engelliyorum. Şimdi bunu engelleyen arada bir vasıta var. Ben buna bir uluhiyet falan vermiş değilim ki yani. Mesela birinden yardım istediğim zaman hastalandığımda doktora gidiyorum. Şimdi bu o menba-i feyiz değil ki. Menba-i şifa da değil yani. Dolayısıyla evliya da böyledir bizim akidemizde diyor. Ya bu ne kadar müthiş bir tasihat, ne kadar müthiş bir temizleme ve ithamdan kurtaran bir bakış açısı gerçekten abi. Hutbe-i Şamiye'de üstadımız bu şekilde ifade etmiş. Bir de ayet var abi dikkatimi çeken Kur'an-ı Kerim'de. يَعْلَمُونَ zahiren minel hayati dünya diyor Rum suresinde. Yani onlar bu dünyanın zahirini bilirler diyor. وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ yani ahiretten tamamen gafildirler. Yani burada Kur'an'ın da o dikkat çektiği, yani onlar o gafiller var ya diyor, dünyanın hep böyle zahir tarafına bakarlar, görünüş tarafına. Yani o bir perde, bir tenteneli perde gibi olmaz. Arkasındaki hakikati göremezler, hak tarafını göremezler diye ayetten de böyle bir
mana dikkatimi çekmişti abi. Evet. Yani burada daha fazla şeyler var abi. Fakat hani yormayalım belki. Şu da var mesela, dikkatimi çekmişti. Bunu kısaca değinilebilir. Mesela bu kinayi meselelerden üstadımız diyor ki, hani bir şey kinayi tabir eden kelamlar vardır. Manayı aslesi medarı sırt ve kisip değildir diyor. Mesela filanın işte kılıncının, kayışının bendi uzundur. Şimdi zahiren ne diyor bu ifade? Ya bu adamın kılıcı uzun. Bu mana ismiyle bakmak bu demek. Halbuki sen buna zahiren böyle bakarsan adamın kılıcını uzun zannedersin. Halbuki burada kinayi olarak kastedilen manaya, mana ismiyle bakarsan buradaki kelam mana harfide kalır. Dolayısıyla bu adamın kılıcı, eğer o adam uzun ise, kılıcı ve kayışı ve bende olmasa da yine bu kelam sadıktır, doğrudur. Ters olduğu zaman, ters olduğunda nasıl oluyor? O adamın boyu uzun olmasa, gerçi bir kılıcı da olsa, uzun bir kayışı da olsa yine bu kelam kaziptir diyor. Çünkü mana aslisi maksut değil. Yani bakın, fenni belagattan şimdi burada örnek vermiş olduk. Akideye dair örnek vermiş olduk. Hristiyanlara dair örnek vermiş olduk. Şimdi bunların hepsinde üstadımız bu manayı harfi ve manayı ismi bakış açısıyla Risale-i Nur'da hallettiği meseleler olarak hani bizim karşımıza çıkmış oluyor. Yani bu mesele biraz dikkatimi çekmişti abi. Çok oldu bu konu dikkatimi çekeli. Yani bu Varlığa Alakası'nın sonunda yani üstadımız iki farklı bakış açısı söylüyor. Yani sanki böyle biraz mesele, yani kainata yaratıcısı hesabına bakmak diye kapattığımız meselenin aslında altında yani birçok sorunu çözen bir iki yönlü ve dört neticeli bir bakış açısı var diye böyle bir istifademiz oldu. İnşallah sizinle paylaşmak istedim. Bilmiyorum, hatamız varsa veya katkılarınız varsa abi. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum ya. Çok hoş oldu. İki tane dört sonuç. Çok hoş. Maşallah. Ben istifade ettim ya. Yani sen başta söylediğin gibi yani sifallah hesabına bakmak anlamına gelse zaten ilmi kelamda anlatılmış. Burada inceliği yakalamışlardır sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun. Güzel oldu. Çok şükür. Allah razı olsun Burak kardeş. Çok güzel oldu. Kardeşler de senin sözünü kesmemek için araya girmediler. Hasan abi başlarken biraz tereddüt ediyordu. Acaba Hasan abi itiraz eder mi diye. Dedim yok ya, itiraz etmez. Hasan abi sevinir dedim. Sever böyle şeyleri. Allah razı olsun. Allah Allah. Yani ne kadar içimde şükrettiğimi Allah biliyor. Dedim ya Rabbi, bu seviyeye gelmiş. Risale-i Nur'u böyle takdim etmeye geldi. Rabbime ne kadar şükrettiğimi bilemezsiniz. Hep dua ediyordum yani. Çok şükür. Şuraya bak kardeşim, manaya harfi şuraya koymuş, emek vermiş. Allah Allah. Nasıl Barla'da gene geçiyor, Barla'dan açıldı ya. Renklerle kenarlarına harf ve yazı koyarsan fehmi kolaylaştırır diyor. Altını çizersen diyor. Ondan sonra tasniftir bu. Tasnif ediliyorsun, sınıflıyorsun. Ne kadar hoş oldu mesela. Zahirde anlaşılan nedir? Elmaya bakarken Allah'a şey yapmak. Ama burada iki tane kelime gibi, ama sonuç dört tane oldu. Mane harfinin içinde de mana ismi de var. Mana isminin içinde de mana harfi de var. Çok şükür, elhamdülillah. Çok teşekkür ederim Burak'ım. Gönlüne sağlık, eline sağlık. Allah razı olsun abi. Bir şey diyecek orada. Hasan abimiz bir şey diyecek galiba. Evet Hasan abi, o şeyi öğrenmek istedim. Tam nerede yazıyor o altını çizerse falan filan dedin ya? Barla'da. Tam nerede biliyor musun? Şu anda sayfa hatırlayan var mı? Kaç? Bak. Diyor ki fehmi kolaylaştırır diyor. Şu anda bilgisayarımı açsam şey yaparım da, fehmi Barla'da kenarlarına falan mevzu diyor, falan yerde izahı var diyor. Kenarına yazın diyor. Efendim abi. 1997'den beri ben de böyle hep renkli çizerek, şey ederek, PowerPoint'le
böyle hep yapıyordum. Üniversitede doktora yaptığım dönemlerde, başladığım dönemlerde. Birçok abiden o zaman azar işitmiştim. 97 kaç sene oldu bilmiyorum. Bir bakma. Risale-i usulü, medresesi falan filan böyle değil falan demişlerdi. Yani o yönden benim için önemliydi de onun için dedim yani. Evet. Mesela şey söyle bakayım Emre, bir tane o. Neydi bir tane bu ama esas söylediğim bu değil. Oku, izle okur musun hiç sesli? Biraz önce okudun. Hadi. Barla'da geçiyor. Çok şükür. Onları böyle toparlayıp bir şey etsek bence güzel olur. Bilhassa böyle bu tarz çalışma yapan kardeşlere de güzel bir şey olur. Bir yani bunlar Kastamonu'da yani karşısı değil. Halbuki zamanında Avrupa'da ben biliyorum Ali Uçar abi bizim evde başladı. 60'lı 70'li yıllarda. Yani böyle konferanslarda böyle anlatırken biz onun için daha çok mayayı oradan aldık yani. Ondan sonra böyle anlatırken farklıydı. O yapınca caizdi. Daha sonradan biz ona benzer şeyler yapınca abiler medrese usulü aykırı falan filan dediler. Olsun. Şeydir, Allah razı olsun Burak'ım. Yani hakikaten nasıl bir o renklendirdiğin zaman renk bile değiştiriyor değil mi mesela? Koymuş aynı şey ya. Oraya yeşilimsi koydu. İlgimi çekiyor. Harfi başka bir şey koydu. Tasnif etti. Bir şey yapmadı yani. Külliyatı şey yapmadı. Bir böyle dizdi, bir böyle dizdi. Bir renk koydu. Çok şükür. Elhamdülillah. Çok şükür. Daha neler çıkacak. Çok şükür. Hep gurur kendi çalışması abi. Efendim kendi, abi? Kendi çalışmaları hep abi. Kendisi yapıyor bunları. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Şefkini artırsın. Gene bir başka bir konuda böyle çalışmanı bekleriz Burak'ım. İnşallah abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yanlış hatırlamıyorsam sanki şey yok mu? Üstadın da böyle ileride izahat gelecek de öyle bir şey hatırlıyorum sanki değil mi? Böyle tasnif edecek falan filan diye. O Kalı Mesnevi Nuriye 256'da o galiba. İşte, daha çok bu tip şeyler aslında göze hitap et. Zaten eğitimde aynı zamanda ben pedagogum. Yani eğitimde böyle göstermektek o canlandırma, renklendirme falan filan var ya çok iz bırakan bir şey. Uzun vadeli kalıcı oluyor. O yönden çok önemli. Evet. Hangisi? Bakayım izle. Fehmi koy. Fehmi yazsan. Fehmi kolaylaştırıyor diyor değil mi abi? Heh. Aynen öyle bir şey hatırlıyorum. Aa bak kaç sayfa kaç ha söyle tam orası. Sayfa kaç Barla? 248'deymiş Hasan abi. Tamam çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Peki. Geceniz mübarek. Kastamonu 56'da da geçiyor abi bu. Evet. Kastamonu 56'da orada da geçiyor şu yerleri. Zaten toplamayı ilk ustad yapmış. Asay-ı Musa toplamadır. Külliyattan toplamadır. Doğru. Asay-ı Musa toplamadır. Hizmet rehberi toplamadır. Küçük kitaplar hep toplamadır vesaire. Çok şükür. Elhamdülillah. Barla 248 öyle mi? Evet abi. Barla 248. Abi bir cümle oradan okuyayım isterseniz. Tamam iyi olur. Bir dakika Kastamonu neydi? 56. Barla 248. Tamam. Okur musun Burak? Ben ona mukabil bir nüshayı kardeşime hediye ediyorum. O nüshada Fehmi tesil eder. Çok yerlerinde çizgi çekilmiş. Onu Şeyh Mustafa Hakkı Efendi Hüseyin Efendi'ye vereniz ve daha sair bildiğinize gösteriniz. Ta onlar nüshalarını onun gibi yapsınlar. Buna benzer bir şey de var. Bu 14. Leman'ın ikinci şeyi var ya Besmele'nin arkasında. Hemen birinci sözün arkasında. Onun bir başlığını okur musun Burak yanında varsa? Hani böyle yakalamak istediğim diyor ya Üstad. Uzaktan görünen şeyleri kaydetmek istedim falan diye. Nerede abi? Birinci sözün arkasında var mı? Kelime taşları geliyor değil mi? Nerede? Birinci sözün arkasında 14. Leman'ın şeyi var ya ikinci makam. Avlayamadım diye. Yani konu anlaşıldı. Konu anlaşıldı fazla. Nasıl yeter ki oku istifade et.
Risale'in ortada. Çok şükür, elhamdülillah. Kastamonu 56 çok güzel bir kaynaktır. 56. Şu parçalar, şu parçalar. Mesele anlaşıldığı için. Peki abiler, geceniz mübarek olsun. Bu mevzuyla alakalı Burak'a soru soracak yoksa mevzu oturumu kapatıyorum.